Peki bu gelişmiş ülkeler, Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerden neler öğrenilebilir? Çeşitlilik, tolerans, kendine güven ve kendi halkına kulak vermek. Çünkü politika artık neredeyse bir çıkmaza ulaştı ve politik liderlerin çoğu kişisel güç peşinde. Örneğin İngiltere'deki koalisyon bu asla bir gelişme modeli oluşturamaz. Bence Türkiye ve Brezilya'nın yaptığı şey halklarının ihtiyaçlarına kulak vermek, taraf tutmadan. Çünkü mesela Amerikan başkanı bir noktada hatırlayın şöyle demişti. Ya bizden ya da bize karşısınız demişti. Yeni dünya böyle bir şey değil. Bu yeni dünyada doğru dengeleri bulmak önemli ve diyebilmek. Ya yerine ve diyebilmek. İşte bu önemli. Türkiye aslında şu açıdan şanslı. Bizim tüketici bazlı bir büyümemiz var ama bu nasıl sürdürülebilir? Sürdürülebilirliğin dört unsuru var. Bence bir tanesi ekonomik sürdürülebilirlik. Bu en öncesi. Eğer kâr etmiyorsanız sürdürülebilir olamaz. Tabii çevresel sürdürülebilirlik son derece önemli. Çünkü çocuklarımıza ve torunlarımıza da yaşanabilir dünya bırakmamız lazım ama sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik de kesinlikle çok önemli ve bence Türkiye bu anlamda sosyal ve kültürel olarak da bu yolda aslında ülke kendi öz kimliğini buluyor. İşte bu sürdürülebilirliği sağlayabilir. Tamam, yeşil olmak ve çevreye bakmak önemli. Tabii ki önemli. Ancak bunu yapabilmek için öncelikle kendi halkımızı özgürleştirmeli ve güçlendirmeli. Ben konuştuğum zaman Türklerle Türkiye'nin tamamını özgürleştirmek istediklerini duyuyorum. Sadece bir sabit olarak açılım sağlamak değil. Türksel yetkilileriyle konuştuğumda bunu söylediler. Hangi nüfus yapısına sahip olursanız olun, genç ya da yaşlı, bu mobil patlama, büyüme aslında Türkiye'ye olabilecek en iyi şey. Çünkü kapsayıcı bir kapitalizm oluşturacak. Türksel saatçi ve saatçi ile çalışmayı seçti yakın zamanda. Evet, bundan çok memnunuz. Peki büyük değişiklikler göreceğiz mi Türksel'in iletişim stratejilerinde? Ben CEO ve iki pazarlama yetkilisiyle konuşuyordum, üst düzey yetkiliyle. Onların gerçekten yapmak istediği şey şu: insanların hayatını Türkiye'de daha fazla şey katmak, onların hayattan elde edebileceklerini artırmak. Bence bu çok iyi bir hedef. Bence Turkcell kesinlikle hedef odaklı ve bu konuda da çok akıllı telefonlarla mobil cihazları halka ulaştırarak bu konuda çok iyi bir iş çıkardılar. Bu arada sizin çok harika bir kitabınız var, Love Marx diye ve Love Marx Etkisi diye. Bunlar Türkçe'de de yayınladı. Bu Love Marx teorisi nedir acaba? Bunlar artık emtialaştırılabilen markalar. İnsanlar bilgiye boğulmuş durumda, faydaya boğulmuş durumda. Ama bizim ihtiyacımız olan hayatımızı biraz daha güzelleştirebilecek bir marka. Gizem ve mahremiyet ve yakınlık sağlayacak markalar. Yani mantık ötesi bir bağlılık yaratacak markalar. Mantıksal bağlılık değil. Turkcell çok önemli, büyük bir marka. Çok otantik ama Vodafone da çok agresif bir rakip. Biz Turkcell'e şunu söylüyoruz: eğer tüketicinin aklından kalbine kayabilirseniz, o zaman daha karlı, daha sürdürülebilir bir ilişki kuracaksınız. Ancak bazı markalara aşık olmak çok zor. Mesela bir diş macununa aşık olmak çok zor. Bu teoriyi nasıl uygulayabilirsiniz ki bir diş macununa? Mesela Crest diş macunu da İngiltere'de bir Love Mark. Burada çürüklere karşı faydalıdır diye kendini konumlandırırken Crest eskiden, şimdi artık mutlu olmak ve sağlıklı olmak üzerine kurdu. Çünkü gülüyoruz ve sizin gibi mesela güzel dişleri olunca insanın gülmek için kendine güven duyuyor. İşte güldüğünüz zaman bu gülüşün karşısındaki kişi de kendini çok iyi hissediyor. İşte bu yüzden işlevsel bir marka değerini alıp duygusal bir alana taşıyorsunuz. Yani çürüklere engel olmaktan mutlu bir şekilde insanlara gülümsemek boyutuna getiriyorlar.